Ben Esra. Ben Eylem. Eylem Planı Podcast'e hoş geldiniz. Efendim. Konuya bir türlü giremeyenler. Bugün gireceğiz ve ben yönetiyorum bugün çünkü podcast'ı. Ben o zaman iznin olduğu anlarda konuşacağım. Aa, tabii ki. Hayır, saçmalama lütfen. Her zaman konuşabilir miyim? İznimi beklemeden konuşacaksın. Ben hanımcıyım ama nasıl iznimi beklemem? Yalan söyleme be kardeşim. Yani böyle de olmaz. Yazı çok seviyorum. Herkes şort etek giyiyor diyen bir adam olarak nasıl hanımcı olduğunu iddia edebilirsin? Konuları ben açıyorum derken bel altı vuracağını düşünmemiştim. Bel altı değil yani, gerçek. Doğru dürüst bir insansın yani. Sanki. Olmayayım mı? Hayır, olsa iyi bir şey olarak söylüyorum. Ayrıca senin hoşuna gitmiyor mu? Dürüst olman mı? Hoşuma gidiyor. Hayır. Kızların şortla gitti. Evet. Hayır, ben güzele bakmayı severim. Dürüst olmamla ilgili ne düşünüyorsun? Güzele bakmayı severim. Güzele bakıldığının inkar edilmesini sevmem mesela. Güzele, evet, çünkü yani yalan bakıyorsun işte yani ya. Yani şimdi sevgilisi olan gerçekten güzel bir kız gördüğünde bakmıyor mu? Kim inanıyor ki buna mesela? Ben inanmıyorum. Yani şahsen öyle bir şey yok. Yok işte biz onunla zamanında flört etmiştik de şimdi arkadaş gibiyiz. Siktir git. Anlatabiliyor muyum? Siktir git. Öyle bir şey yok. Tamam, zamanında sana inandım. Bir kere takıldık. Ama emin ol, benim için hiçbir anlamı yok falan. Ya kanka, takılmışsın işte, beğenmişsin bir kere. Çok fırsatın olsa gördüğümüz... yoklukta kalsan gene takılacaksın yani. O nedenle konuya dönersek. Konuya dönersek bugünkü konumuz. Arkadaşlarla bu şeyler yaşandıysa. Arkadaş olmaya devam edilebilir mi? Ya da arkadaşlarla bu yaşanır mı? Niye yaşanmasın? Şimdi biliyorum karşıt olacağını. O zaman. Çak bir tane saleplenelim. Benim. Evet. Bugüne kadar. Namuslu olayım biraz. Birlikte özel vakit geçirdiğim herkes, istisnası var mı diye düşündüm. Aklıma gelen yok. Herkes arkadaşımdı. Çok büyük kısmıyla da halen arkadaşım deyince yanlış anlaşılacak da yani küslüğüm yok. Instagram'da çoğuyla tamam, ekliyim falan filan. Tamam, öyle sen takıldığın biriyle de yani hala iletişim kuruyor olabilirsin. Tamam, o kişiler arkadaşın değildi. Argüman ne burada? Senin arkadaşın olarak gördüğün insanlar. Ha. O dönem senin bunlar azıcık kafası çalışıyor. Bununla da takılabilirim aslında deyip takıldığın ve sonrasında tamam abi takıldık da yani öyle de bir sohbeti yok yeter deyip çekildin. Çünkü bir şey yaşadıktan sonra eğer ki arkadaş yönleri ağır basıyor olsaydı sevgili olurdu. Tamam, burada arkadaşı tanımlamak lazım aslında. Evet. Arkadaş tanımımız çok farklı. Pardon, yani bu kontekste kullandığım arkadaş kelimesi çok farklı. Seninki tanıdık. Yani one night stand yok bizde hocam. Önce... O zaman benim dediğime geliyoruz. Arkadaşlarla takılınılmaz. Hayır, ikisi çok farklı konular. Ben şunu bak... Takılırsan arkadaş değilsin artık. İyi, eğer gerçekten arkadaşsan. Neden olmayasın? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Benden önce takıldığın... Senden önce... Nadide insanlar. Hiçbirine lafım yok bu arada. Gerçekten hepsi iyi insanlar. Hepsini seni bana getirdiler. Neyse, şu an hiçbiriyle samimi bir arkadaşın yok. Karışık bir konuya girdin. Senin bildiklerinle yok. Normalde olacaktı ama... Öyle yalnız senin bildiklerinle yok. Senin bilmediğin benim gizli aşklarım. Bahsi geçmedi diyelim. Yalancı sen, hadi bakalım. Hayır, ben şunu demek istiyorum. Farklı bir şey mi tartışıyoruz? Yani ben iki arkadaş takılabilir yeri geldiğinde diyorum. Arkadaşlar. Arkadaşsın arada hop. Olabilir. Olmuyor bu çok işte. Normal. Ben de sana onu söylüyorum. Niye olmasın? Olmuyor. Yani mesela atıyorum biriyle takıldın. Okey, takıldın. Her şey çok yolunda. Gayet de arkadaşsın. Sonra sevgili yaptı. Tamam. Sevgili yap, görüşmeye devam ettiğim de oldu. Nerede sonra patladı? Ne oldu? Ben biliyorum o hikayeyi. Ne oldu? Şey değil mi? Pub'da buluşup sana. Önemi var mı? Hayır, o değil mi? Tamam, doğru, ne oldu? Evet, evet. Tamam. Bitti evleneceği ne zaman. Oldu? Evlenince bitti, evet. Tamam, yani elinde sonunda bitiyor. Biz istemedik ama onun evleneceği kişi istedi. Yani biz belli sınırları aşmadığımızı biliyorduk. Peki bir şey söyleyeceğim. Tamam da yani siz bir öncesinde de her ayrılık arifesinde gelip seninle takılmak istemiyor muydu bu kız? Şimdi şöyle... Evet olan cevapları evet diyelim. Evet, hayır ver bana. Hayır. Yani işte. İkimiz de bekarsak o tarafı da oluyordu. Şu, şimdi şöyle hak verdiğim tarafı da şu. Biz sonuçta biliyorduk birimizin sevgilisi olduğu zaman asla cinsel, duygusal hiçbir şey yok. Duygusal hiçbir şey olmadı zaten hiçbir zaman aramızda da. O sınırı biz biliyorduk. Ama ikimiz de tanımayan, dışarıdan gelen yani kocası bu durumda. Tabii ki o ilişkiyi anlayamamasını, huzursuz olmasını çok rahat anlarım. Ne yapardık? Baş başa görüşmezdik. Yani bunun çözümleri de bulunabilirdi. Tamam ama yani mesela niye baş başa görüşmeyesin? Arkadaşsın ama. Sen tamam. Kendinden eminsen adamın ne söylediği önemli değil.
benim için problem yok yani zaten. Yani mesela bence ama şöyle bir şey var. Kavga ettikleri an sana gelse. İşte onu diyorum zaten. Ben erkeğin tarafını anlarım diyorum. Anlatabildim mi? Anlarım orada çünkü o bizim ilişkimizi bilmiyor. Yani o taraf anlarım. Onun için zaten saygı göstermesem ne olacak yani? Kız istedikten sonra o ayrı da. Hayır, sevişmemiz lazım. Yani öyle bir şeyimiz olmadı. Sevişmeden de yıllarca görüştüğümüz oldu. Arada da seviştik yani. Ne var bunda anlamadım. Tamam, ben de diyorum ki bir noktada ya arkadaşlığın bitecek ya da arkadaş olmadığını anlayacaksın. Çünkü boku çıkıyorsa, düzenli bir şeyse sana katılıyorum. Bizimki öyle bir şey değildi. Tamam, ne oluyor biliyor musun ya da? Takılıyorsun, bok gibi çıkıyor. Yani tabutu koy daha iyi ama sana seks tanrıçasıymış gibi tamam, anlatıyor kendini. Tamam, arkadaş kalmaya devam edersin. Tamam, şimdi onunla arkadaş kalırsın. Çünkü artık onda sana çekici gelen hiçbir şey yok. Tamam. Girdiğin risk şu. Eğer çok iyiyse aşık da olabilirsin. İşler boka da sarabilir. Olabilir. Her gün de isteyebilirsin. Olabilir. Yani arkadaşını kaybetmek istemiyorsan, o kişinin arkadaşlığını seviyorsan yapamazsın abi. Yani bir kere sevişip cinsellikten keyif almayıp arkadaşlığa devam da. Benim dediğim şey şu bak. Tamam, o bunu çok denemediğin, daha düşük. Bunu denemediğin her şeyde birinden biri çekici geliyorsa birbirine hep bir cinsel gerilim olacak. Kadınlar bunu tamam, kabul etsin ya da etmesin yani. Tamam zaten bir yerde de patlayacak yani. Bana da bunu söyle yani. Patlamadı mı bütün arkadaşlıkların? Hayır. Aşık olmadılar mı ya da patladı işte. Patladı lan. Ha. Ya benim varlığımı öğrenince bir tane birkaç tanesi şey olmadı mı? Surat asmadı mı sana yani? Bunları getirmeyeyim ortama. Dinleme ihtimali çok yüksek. Kim bilecek hangisi olduğunu. Ya ben şunu diyorum. Benim savunduğum şey şu. Senin dediğin tüm ihtimaller katılıyorum. Olabilir. Ben seks için göze alırım mı diyeceksin şimdi? Hayır. Ben şunu diyorum sadece. Kadınlar şunu reddediyor. Şimdi kadın erkek ayırmayı da sevmiyorum. İnsandan insana değişen bir şey ama kendi hayatımda istatistiksel olarak baktığım zaman sen de benimle aynı, bir kadın olarak sen de benimle az çok aynı fikirdesin yani. Ben şunu demek istiyorum. İki arkadaş arasında herkes bekarken, birazcık alkol ya da bir şey varken ortamda cinsel bir çekim, bir şey olabilir. Bu yaşanmak zorunda değil. Sadece bunun varlığını kabul etmek gerekiyor. Tamam. Ben de diyorum ben ki bunu diyorum, ben bu kadar. De şunu söylüyorum sana. Zaten bunu yaşadığın kişiyi birinden biri arkadaş olarak görmüyor. Seksi büyük buluyorsun. Oranda evet. Ama illa öyle olmak zorunda tamam, da değil. Tamam, ben genel konuşuyorum şu an. Ben sana %90'lık hatta %95'lik dilimden bahsediyorum. İşte o kadar yüksek değil. Sen bana %5 ya hadi o kardeşim oradan. Pardon, o kadar yüksek o birim. Ha, tamam. Aynı şeyi söylüyorum. Ben sana %95 ne yapayım %5'i farklı davranıyorsun? Ben genel konuşuyorum burada. Tamam işte bunu kabul etmek gerekiyor. Onu diyorum ben de. Genelde kadınlar kabul etmiyor ya. Yok ya arkadaş, sen arkadaşsın da o gibi. Arkada o neler düşünüyor. Aynen. Seni düşünüp geceleri ha, kendini seviyor falan. Var böyle şeyler. Ha, tabii burada bu şey demek değil. Bunlar var diye o kişi samimi değil falan değil, yok, demek değil. Bu tensel bir şey. Evrimsel bir süreç. Hayvani bir içgüdü. Zaten insan dediğin şeyi işte maymundan, aslandan, kaplandan ayıran şey bu içgüdüleri kontrol edebiliyor olması. Bunu bekleriz en azından. O nedenle zaten o çizgi çekilebiliyor ve uzun yıllarda arkadaş kalınabiliyor. Ama bu reddedildiği zaman zaten bir yalanın üstüne kurmuş oluyorsun bütün arkadaşlık ilişkinde. Tamam. İlişkilerden devam ediyoruz. Seni anlaştık mı bu ol. Konuda bir dakika? Bence belli noktalarda ben. Anlaştık. Sen aksini iddia ediyormuş gibi davranıp benim söylediğimi anlattığın için. Hem fikirmişiz yani ama ben gibi, ifade ama, ederken. Ama dinleyicilerimiz gibi, karar versin. Gibi demişken gibi. Dinleyicilerimiz karar versin, anket açalım. Hatta ilişkiyi boşver şunu konuşalım. Neden insanlar dışarıda 8 saat geçirmekten keyif alır? Neden arkadaşlar dışarıda 8 saat geçirmekten keyif alır? Neden insanlar birine gittiği zaman 1-2 saat oturup kalkmaz da? Şimdi ben bu konuda söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Çünkü o insan değilim. Asla. O insanlarla da vakit geçirmek sevmiyorum. Dolayısıyla senle %100 hemfikirim. Buraya ne katabilirim bilmiyorum. Ama şunu mesela konuşma neden senin için, yani mesela görüşme neden senin için 1-2 saat olmalı? Benim için kıstas şu bak. Hani hepimiz artık biraz telefon bağımlısıyız bilmem ne işte sosyal medya falan filan. Görüşmediğin biri konuşacağın şeyler var değil mi? Anlatacağın şeyler var. Oturdun o süreçte hani böyle 5 dakikada 2-3 olan telefonu kurcalama o süreçte ve 15-20 dakikada 1'e çıkar. Sadece acil bir şey varsa bir bakarsın kaldırırsın. Sonra işte konuşacaklarını konuştuktan sonra şeye dönüyor mesela iki kişi de karşılıklı oturup 5 dakika 10 dakika Instagram'da gezmeye başlıyor. Yani yanımda oturup bana o sırada Instagram'dan meme gönderen bile oluyor yani. Şimdi sen artık Instagram'ı kurcalamaya başladıysan bir şeyler yapmaya başladıysan ve kalkıp bana oradan bir şey atacaksın demek ki bizim konuşacağımız bitmiş zaten. Ben evdeyken de atabilirsin bana bunu.
Yani anladın mı? Sen evinde otururken, ben de evimde otururken bana bunu atabilirsin. Niye şu anda şimdi koltuğumu işgal ediyorsun artık? Çık git lan. Anladın mı? Ben, bak ben kapım açık sıçmak istiyorum kardeşim. Şimdi sen evdeyken kapım açık sıçamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bak ne demiştim? Hayır, bir de seni şimdi yarım saat tuvalette geçirmen gereken bir zamanın mesela var. Mesela işte. Hani, ya, banyonda şey var, sudoku var senin yani. Heh. Oturup sudokumu çözeceğim. Kardeşim şimdi... ben evimde misafir varken sıçamıyorum. Sudokumu çözemiyorum sıçarken. Ben bu arada cidden evde biri varken gidemiyorum tuvalete. Mesela ya bu tabii boktan örneği ama mesela daha... Önemli boktan hayatımızın bir parçası. Ya mesela herkesin bir şey izleme şekli bile farklı. Misal ben şeyi seviyorum. Çok fazla kesinti oran yani bir saatlik, bir buçuk saatlik bir şeyi en fazla iki kere durdururum ben yani. Sinemadaymışım gibi. Çok fazla yalnızsam. Çok fazla telefonu kurcalam. Ha tabii ki istisnai. Bir saniye balla bölüyorum. Yalnızsa mı? Benim için söyledi. Çünkü ben tabii çok ki böldürürüm yani. Evet. Hadi evet. Başladık şimdi. Başlat dur ya ben bir tuvalete gideyim. Dur ya ben bir içecek bir şey alayım. Onlar gibi şeyler. Yani bu bile oturup bir şey izleyeceksek bile. Mesela oturup izliyoruz. Aha komikti değil mi? Yani birbirimize bunu kanıtlamamıza gerek yok. Ya da, ama bazı anlar gerekli şimdi. Ha, bu arada tersi de bende var biliyorsun işte. Ha şurada neye göndermek? Ya mesela bu sabahtan bir örnek vereceğim. Neyse video çekeceğiz falan böyle hazırlanıyoruz. Ben de o sırada işte saçımı falan yapıyorum. Bir şey açtım öylesine aksın diye. Eylem başlangıcında şey diyor, bu fragman mı ya nasıl böyle başlayabilir? Bu arada o kitap okuyor. Aklım sıra kitap okuyor. Yani yanımda ya şu teyzeler gibi başlamış da böyle giriş mi olur? Bu ne kadar saçma. Fragman gibi giriş mi olur? Bu nasıl bir konsept falan. En son dizinin bütün ki, konsepti oymuş bu evet, arada. Sonra en son döndüm şey dedim. Sus artık be dedim. Ben izliyorum sana ne oluyor? Sen git kitabını oku. Şimdi böyle yaptığın şeyler de var. Doğal olarak eleştirdiğin şeyler aslında kendinde de olan şeyler olduğu için. Onu diyorum işte ben de yapıyorum yani. Ama biri varken hep oluyor. Yani o an senin belki konuşasın yok. Şimdi hayır bir de ikisi de kombinleniyor. Ben onları söylemek istiyorum. O kendi söylemek istediklerini söylüyor. Bir de ortak zevkin olan birisi iyice sıçtın. Tabii. Ben bir de bir iki cümle... Şeyse bir iki cümleden uzun sürecekse konuşma artık izlediğin şeye odaklanamıyorsun. Mesela onun durması lazım bu sefer falan. Durdurunca asla geri açılmıyor falan. Vesaire yani o nedenle işte onu demek istiyorum. Birisiyle konuşacağın edeceğin şeyi konuştuktan sonra oturmanın anlamı yok. Birbirimizin yanında oturup internette gezmemizin bir anlamı yok. Benim yani ben birazcık daha içe kapanık olduğum için daha sen de artık tanıdıkça daha anlıyorsun. Benim için o vakitten sonra beraber geçirilen zaman anlamsız. Anlatayım. Gel buluşalım bir iki saat işte konuşacağımızı konuşalım. Esprimizi yapalım. Kahve tatacaksak kahvemizi tadalım. Yani ne uğraşıyorsun ondan sonra? Beni niye yoruyorsun ondan sonra? Neyse. Anlatabildim mi? Yani evet, dolayısıyla bana çok anlamsız geliyor. Ben gittiğimde de ama bu sefer de ben gittiğimde de kalkayım diyor. Abi kalkma tamam oturayım hadi. Telefon karıştırıyoruz göremeyenler için şu an. Ya bu arada yani... bir şey söyleyeceğim. Bunun söylemeni bekledim yani insanlara. Neyi? Telefon karıştırıyor diye. Geçin karşısında evet. Bir anda böyle parmağıyla. Ha, YouTube'da görebilirsiniz de şeyde diğerlerinden dinliyorsanız. Dolayısıyla ben kendim bir yere gittiğimde de bunu yapmaya çalışıyorum. Yani bu arada konuşulacak konu uzunsa oturulur. Yani biz asla arkadaşlarınızla 5-6 saat oturmayalım ama bir yerden sonra konuşma kendini tekrar ediyorsa... Herkes aynı anda telefonunu karıştırıyorsa veya kendini aynı hikayeyi üçüncü kez anlatırken buluyorsan iki bile çok bence. Ama bazı insanlar onu fark etmiyor yani. Anlatıyor i̇şte ve tekrar anlatıyor. İşte biraz dikkat etmek lazım. Hani bir anlattığını düşün. Ben bunu az önce anlattım mı? Tamam içinde çok büyük yaşıyor da olabilirsin. Hani bunlar olur. Ama bir dur düşün de ki ben bunu kaçıncı kez anlatıyorum. Ya da karşındakine de bu sefer yani. Tamam ya bak anlattım ne düşünüyorsun de. Dinliyor mu bir bak. Anladın mı? Ben mesela bazı insanlara bir yerden sonra dinlemiyorum. Bahanem de var şeyde. Videom kaç izlenmiş ona bakıyorum falan diyorum. Geçen yaptığım öküzlüğü anlatayım. Hem yine Mehmet Erdem'e bağlamış oldum. Mehmet Erdem sanırım dinlemedi. Çünkü bırak dediğimiz yorumu bırakmadı. Biz de karar verdik. Dinleyene kadar her bölüm bir sokalım bir yere. Söylemesin kimse tanıyanlar. Evet arkadaşlar kadar... yapmayın. Bizim beklentimiz Mehmet Erdem bizi gerçekten desteklemesin. En son geldiğinde yaptığım öküzlüğü hatırlıyor musun? Paylaştın. Aynen. Evet. Birisi şey atmış tam böyle işte otururken artık telefon karıştırma fazına geçmişiz. Tam o an birisi beni bildiği için şey atmış böyle parti yapıyor bahçesinde. Süs olarak şey yazmış saat 9'dan sonra ayrılın yazmış tamam mı? Leave by 9 yazmış böyle. Ben de çok güldüm çünkü tam benim karakterim. Eve böyle poster olarak mı alsam diye düşündüm falan. Ben de onu story'imde attım. Mehmet Erdem vardı. Biz de o an ama dediğim gibi hani telefonlaşma sürecinde olduğu için ben attım. 5 dakika sonra Mehmet Erdem şey dedi. Mesajı aldım kardeşim dedi. Neyse sonra 2,5 saat daha oturup ayrıldı. Dinlemediği için sorun yok. Bunları rahat rahat söyleyebiliyoruz. Dinleyecek mi acaba? Hı-hı. Mehmet Erdem bu hafta dinlerse ne yazsın?
9'dan önce kalkacağım yaz. Tamam, mantıklı olan. Konuyla alakalı. Ama dinlemez, içimiz rahat. Bakalım, göreceğiz. Sen ama sanki böyle benden önce bu kafada değildin. Ya şöyle. Öyle miydin? Yok, alakası yok ama o zaman şöyle mesela. Bulunduğun evle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Mesela ailenle yaşarken ya da yaşadığın evdeki insanlar kimse artık böyle. Arkadaşlarını çok davet edemiyorsan bazen dışarıda buluşmak daha mantıklı bir seçenek oluyor. Ama ben genelde güne zaten 3 arkadaşımla buluşmayı sığdırırdım. Şervan hariç. Yani Şervan'la bir gün geçiririm. Hani Şervan'la sabahtan akşama plan yapabilirim. Çünkü genelde şey olur. Şervan'la biz ikimiz oluruz ve yanımıza başkaları da gelir. Hani bir de onun yanındayken şeyim de yok. Telefon saati de yapsam kendi yapacağım tek başıma olan saatimi yaparım yani. O beni rahatsız etmez. Şimdi bir de şu var ama bak. İlgi beklemeyen arkadaş. Sen bunu söyleyince ben de onu diyecektim. Böyle arkadaşlığı kasmayan insanlar da var işte. Benim de Enes öyle mesela. Yani gelsin herkes telefonunu karıştırıyorsa şey yapmıyor. 2 dakikada bir şey yapmıyor yani. Daha daha. Abi daha daha 5 kere dediysek zaten yok daha daha. Yani bitmiş, konuşamıyoruz yani işte. Yani ya atılabileceğim konu konuş benimle. Yani konuyu yeni farklı aç. Bir konu aç ya da tamam abi konuşmayalım o zaman. Tamam buymuş konuşacağımız. Kalk git bu burada işte buradaki o gücenmeyi oradan çıkarmak lazım. Tamam bugün konuşacağımız bu kadarmış. Belki başka gün oturduğumda 2 gün gerekecek. Yani bugün bu kadarmış. Bir abi. De ben mesela şimdi işte kalkasım var. Hani konu bitti benim için. Şervan hariç tutuyorum, onun yanında kalkasım olmaz zaten, canım çiçeğim. Neyse podcast'i dinliyorum ama bilmiyorum bu arada. Bugün Mehmet Erdem'e Şervan'ı da ekleyelim. O ne yazsın? Şervan mı? Kısır yapacağım size, yazsın Şervan. Çok iyi yapıyor çünkü. Kısır tarifini atsın Şervan. Daha iyi. Güzel, Şervan güzel. Bingöl kısır tarifi. Neyse yani mesela bazı insanların hani şey konu bitti. Anladın mı? Sıkılıyorum artık ben. Telefonuma bakmaktan da hoşlanmam birinin yanına. Yan yanaysak bırak evime gidip dinleyeyim. Çok iyi biliyorum. Bana 4 saat yazmadığın zamanlar anlıyorum. Aynen, keyifli vakit geçiriyorsam öyle. Sevgilimi sallamasam da ama olur. Mesela bazen şey oluyor. Hani kalkmak istiyorum ama karşımdaki kalmamı istiyor. Ya mesela şey diyor bana, neyse ya 1 saat sonra yemek yeriz. Ya niye 1 saat sonra biz birlikteyiz? Hayır, 1 saat sonra kalkamıyorsun. Bir de üstüne yemek yiyeceksin. Aynen, yani en az 45 dakikada olan ekliyorsun. 1 saat sonra yemek yeriz. Ya da işte plan yapmış şey diyor bana, işte 2'de buluşmuşuz atıyorum. Bana şey diyor, 7'de ben de işte şunun yanına geçeceğim. Beraber kalkarız. Yani beni niye sen niye daha bismillah 5 saat bana kilitledin yani. Aldım, planın iptal olsa o 6 saat olacak. Yani bana sordun mu benim bir planım var mı diye. Ya da işte ben sabah şuraya gideceğim, oradan senin yanına gelirim. Uyar mı diye sorsana canım. Şerefsiz. Belki uymayacak yani şey. Sabah Beşiktaş'ta bir işi varmış, oradan benim yanıma gelecekmiş. Ben o saatte daha uyuyorum. Bu plan bana göre yapılmadı. %100 katılıyorum. Neyse, ben çaktırmadan bir şekilde ekmeye başarıyorum insanları gene de. İşte yıllar içerisinde. Ya da artık söylüyorum ya. Hani şey diyorum, halim yok. Cidden olmuyor ama yani. Bazıları onu da dinlemiyor biliyorsun. Tabii ona rağmen görüşmeyi ertelemeyenler de var ama o insanlardan da bir şekilde uzaklaşıyorum yani. Çünkü şey, kişisel alanıma müdahale edilmiş hissediyorum. Çünkü ben sana şu an görüşmek istemiyorum, çok üstelemenin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bu benim konfor alanıma bir saygısızlık olarak görüyorum artık. Eskiden böyle görmüyordum, o yüzden sürekli dışarıdaydım. Ama şu an diyorum ki tamam, benim yapmam gereken şeyler var ve kendime de ayırmam gereken bir zaman var. Artık kendime ayırmam gereken zamandan çok fazla fedakarlık etmiyorum. Ben de öyleyim. Sen hep öyleydin. Ama hem fikiriz yani, böyle ya çatışma çıkmıyor. Günün sonunda aynı şey var. Çünkü mantıklı bir ikiliyiz, yapacak bir şey yok. Tamam, o zaman şöyle, bir sonraki podcast için ikimiz de çatışacağımız birer konu bulsun. Hayırlısı bak. Challenge. Ben Trabzon inadı falan mı konuşalım? Ya salak, ona katılırım zaten, ne atışım yani. Sadece Trabzon'la alakalı olduğunu düşünmüyorum. Tamam, o zaman son bölüme geçelim. Tamam, biz bu konuyu da kapattık. Bence okey burası. Müzik bir sende. Evet, bu hafta neler izledik, neler okuduk, neler yaptık. Top 1'imiz Wednesday. Yes! Doğru telaffuz ettim. Neyse. İnanılmaz harika, müthiş bir karakter. Sen yani senin... Bayıldım kendisine. Sen 8'ten o işte 9.5 falan yani. Müthiş bir kadın. Müthiş bir genç kız. Harika tepkiler ve harika bir gerçekçilik olduğunu düşünüyorum. Bir kameraya yapsana o suratı. Neyse. Karakter bence çok iyi. Çok iyi işlenmiş. Dünya nasıldı? Dünyada komik yani. Ben zaten şöyle oldu. İlk bölümü izledim. Bizde şey vardır. Biri bir filmi izlemek istiyorsa önce ilk bölümü kendisi izler. Beğenirse sen ne ben? Ha, tamam. Beğenirse der ki bunu izlemelisin. Ben ilk bölümü izledim. Ya diğerinin direkt... de beğeneceğini düşünürsek. Evet. Böyle. Eyleme direkt şey diye mesaj attım. Çok komik. Çok komik, izle yazdım. Evet. Eylem de ilk bölümü izleyip şey dedi. Çok komik kız falan. Sana benziyor lan falan dedi. Hatta biz bunun üzerine TikTok'ta falan video çektik. Evet, izleyebilirsiniz. TikTok'a şey yaptık orada, zehirli Nightshade gece gölgesi.
zehrini yaptık. Çekerken de çok eğlendik çünkü o karaktere bayıldık. İlk dizimiz buydu. İnşallah ikinci sezonu bizi çok bekletmez. Tim Burton bu arada Wednesday. Tim Burton sevenler için işte Edward Scissorhands, Makaseller, işte Beetlejuice falan çok meşhur bir yönetmen. Bir tık ergene kaymış, bir tık da böyle kendini sakinleştirmiş ama çok yani kendi tarzı için konuşuyorum. O sertliğini almış sanki. Yani evet yani benim çok hoşuma gitti. Hani böyle ne bileyim bir konuda çok sertsindir de bir yerden sonra şey olursun ya aman kim ne yapıyorsa yapsın. Hani doğrusu bu ama. Hani doğrusu bu bilin gerisi önemli değil falan. Bence öyle bir modda yapılmış bir... Aynen yani şey ben zaten takdir etsem de böyle çok büyük bir Tim Burton hayranı değilim. Yani o daha çok gotik tipler o tarafa yöneliyor. Yok bu tip mesela böyle daha uygun benim için. Daha keyfini çıkarıyor. Daha herkese hitap eder. Tabii bir ergen dizisi bu arada onu da unutmamak lazım. İşte klasik lisede suç işlenme, aşırı akıllı bu, ergen niye falan. Niye lisede herkes suç işliyor her dizide? Vallahi bilmiyorum. Ben de... hepsine bayılıyorum. Güzeldi, eğlenceliydi böyle. Müthiş bir başyapıt beklemezseniz çok keyifli bir seyirdi. 1899'a başlamayı başardık. Evet yani zor oldu. Çok yani, erteledik bilmiyorum ben niye. Ben böyle çok dark vari gene. Dark'ın zaten yaratıcıları yapmıştı sanırım. Öyle birkaç karakter de Dark'ta var zaten. Oyuncu. Hani. Şimdi karakter değil mi? İkisi evet, de Psycho evet. Psycho diziler. Oyuncu. Mi? Beni çok yoruyor o diziler. Seni yani çok açmadı gibi. Şey Dark'ta da öyle hani sürekli komplike bir şey var. Sürekli düşünmen gereken bir şey var. Sürekli alakasız bir şey var. Ve orayla alakasız şeyin nereden çıkacağını bekliyorsun falan. Ve ben şey bir insan değilim. Sabırlı ve bulmaca çözüm. Hani hemen çözmem lazım. İçime dert oluyor. Gece rüyama evet, falan giriyor. Bulmaca oyununda kavga ediyorduk. Hemen açalım. Evet. Canım. Açalım ben istiyorum ipucunu. Bilmek istiyorum falan. Ben kitaplarının sonunu okuyan bir insanım yani. Sonucu bilmem lazım. Hiç sana göre değilmiş. Dark'ı nasıl izledim 3 sezon? Hiç bilmiyorum. Ben de nasıl hiçbir bölümde izledim. O zaman hayatımda sen yoktun. Dertlenebileceğim şeyler vardı. Ben sevdim bayağı 1,5 bölüm izledik değil mi? 1,5 bölüm İki falan izledik. 2 bölüme yakın izledik yani. Yani uyuyakalmak üzereydik. Onun için durdurduk şeyi. Ben atmosferi şeyi çok sevdim. Sadece nasıl bağlayacaklar çok kritik benim için. Lost gibi olursa tekrar küfürler gırla gider çünkü. Bakacağız. Göreceğiz. Bakacağız. Şimdi iyi başladı benim için. O gizemi güzel koruyor ama bakalım nereye gidecek. Bu ara gene aktif olarak yemek yerken Office izliyoruz sürekli. Bir gün Office özel bölüm yaparız çünkü eylem tamamen aşık. Bir bölüm yetmeyebilir. 7 kez falan izledim. Michael Scott'ın gidişinde ağlayan bir insan olduğu için fiziki olarak gerçekten ağlıyor arkadaşlar. Bir yemek dizilerimiz var. Bir günde o bölümde onlardan bahsedebiliriz. Tamam. Ben bir tane sen yokken izlediğim dizi var. O da... The Rehearsal adında bir dizi değil aslında bu. Bir reality show. Türkiye'de çok yayınlanmıyor. Nathan For You diye bir önceki dizisi vardı bu adamın. Gene reality show. Nathan adını unuttum adamın soyadını. İlk görseli şeydi. Ben yarım bölüm izleyip kapattım. Yani cringe'de dünya lideri inanılmazdı. Orada şeydi böyle. Batmakta olan işlerinizi söyleyin. Biz uzman olarak geleceğiz. Gerçek bu arada yani kurmaca değil. Biz gelip işte tips, tricks vereceğiz. O arada çekeceğiz. İş yerinizi canlandırmaya çalışacağız. Ama yaptıkları şey o kadar absürttü ki yani örnek veremem sana çünkü izleyemedim. İlk bölümün yarısında böyle artık cringe'de hani ofis keyifli cringe. Bu cringe yani insanlar adına utanıyorsun falan cringe, böyle. Cringe. Ben izleyemedim. Cringe'in tam bir Türkçe karşılığı yok. Onun için böyle onu kullanıyorum mecburen. Şimdi bu yenisi The Rehearsal fikir gene çok psycho. Çünkü bu adam gerçekten bir deha ve bulunduğu yerlerde de yani o insanların oran etkileşimini de nasıl yaptığını anlamıyorsun. Çok garip bir adam. Rehearsal'da da şey diyor, senin çok büyük bir sırrın var, tamam mı? Mesela ilk bölümdeki şey. 20 yıldır adam pop quiz ekibine yüksek lisans yaptığına dair yalan söylüyor. Hepsi bunu yüksek lisanslı sanıyor. Halbuki adam lisanslı ama arkadaşlarından bir tanesine bu gerçeği söyleyeceğinde arkadaşını bitireceğini düşünüyor. Tamam diyorlar, nerede söylemek istiyorsun bunu? İşte pop quiz'e gittiğimiz pub'da diyor. O pub'ın tamamını birebir en milimetrik detayına, prizine, işte duvardaki posterdeki detaya kadar her şeyi... Birebir inşa ediyorlar bir stüdyoda. Oyuncular tutuyorlar, arkadaşıyla tanıştırıyorlar bir şekilde falan filan böyle ve devamlı yol haritası çıkarıyorlar. İşte önce gelecek bodos söyleyecek işte ben yüksek lisansım yok tamam. Oyuncu bir kötü davranıyor, bir iyi tepki veriyor, bir onu veriyor. İşte ikinci bölümde bir kadın çocuk sahibi olmak istiyor hayatının aşkıyla ama çocuk bakabileceğini bilmiyor. Tamam diyorlar, inanılmaz bir operasyona giriyorlar. Evet 3 günde bir çocuk 3 yaş atlıyor. Ve böyle yüzlerce çocuk aktör buluyorlar bebekten başlayıp. İşte o çocuklara nasıl tepki veriyor? İşte birine aşık olabilir mi? Bu sefer o geliyor. Ama çocukların hepsi oyuncu bu arada. Biliyorlar oyuncu olduklarını. İşte babasıyla simülasyonlar yapıyor falan. Böyle çok psycho bir proje. Hepsi de gerçek ve karakterler gene o kadar cringe ki. Yani şey diyor, arkadaşına itiraf ettin.
sonunda bu 20 yıllık sırrı nasıl geçti diyor. Pop quiz'i kazandık diyor adam. Adam böyle kalıyor. Ya arkadaşın da nasıl gitti? İyiydi dedi ama pop quiz'de çoğu soruyu cevaplayabildik. Çok mutluyum diyor. Ya da diyor ki pop quiz'de o gün kötü giderse ben arkadaşıma itiraf edemem diyor. Kötü pop quiz'i kaldıramam. Böyle izliyorsun adamı. Yani beynim duruyor. Neyse The Rehearsal Türkçe yazılıda bulunuyor. İzleyebilirsiniz. Çok acayip ama yani böyle şey keyifli bir şey izlemek için oturmayın yani. Sinir krizi geçiyor. Cringe faktör için. Sonda bir şey daha söyleyeyim. Çok konuştum son kısımda ama her yıl kendime 20 kitap okuma hedefi koyuyorum. İşte bizim tanıştığımız sene 19.8'de kalmıştım. Böyle son 3-4 sayfayı Şervan Sen Benken, evet Şervan Sen Benken okumuştum. Geçen sene 23'te bitirdim. Bu sene 18'deyim. Çok ucundayım. Asimov'un Vakıf serisinin 6. kitabını mı ne okuyorum. O da bitecek ama galiba bir kitap eksik kalacağım bu sene. Ama yani Suç ve Ceza okudum. Dune'un 1, 3 ve 4. kitapları böyle 600'er sayfa falan onları okudum. Aslında 20 yaptın sayılır bence. Yani bayağı daha fazla sayılır. Ya, Suç ve Ceza sayılır. İçin bana 30 sayılır yani öyle söyleyeyim. Yılda insan sadece o kitabı okusa bir yılda yeter. Bence yeter. 1,5 ayımı aldı. Ömrümden ömür gitti. Ama okudum, bitirdim. Öyle işte sizlerin de ne okuyup ne yazıyorsunuz, ne izleyelim yazabilirsiniz. Onları da izlemeye çalışırız. Her yorumu okuyup cevap veriyoruz. Böyle de manyağız. 3 tane gelince çok kolay. Tamam ben sana bir şey söyleyeyim mi? 1000 tane de gelse, 2000 tane de gelse ben cevap veririm. Aa, bak benim, bir yerden sonra... Gelsin kardeşim bakarız. Tamam gelsin bakarız. Yorumlar gelsin. Okey görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Eğlen planı.